Medeniyetin beşiği olma iddiasındaki Avrupa bugün büyük bir manevi çöküş, manevi buhran yaşıyor. Dinin sosyal hayatın dışına itilerek sekülerizm temelinde toplumun yeniden inşa edilmesi manevi çöküşü de beraberinde getirdi. Pozitivizm ve materyalizmi din edinen Avrupalılar insanın manevi boyutunu yok sayarak insan fıtratına adeta savaş açtı. Böylece bireylerin, toplumların fıtratı bozuldu. Fıtrat bozulunca aile yapısı ve nihayetinde toplum yapısı da bozuldu. Bugün Avrupa'da da fıtratın bozulmasının en somut örneğini ise hızla yayılan eşcinsel evlilikler oluşturuyor. Öyle ki eşcinseller belediye başkanı ve başbakan olarak seçilebiliyor. Evet, fıtrat bozulunca sapkınlığın da bir sınırı olmuyor. Bütün bu bozulma ve sapkınlıkların temelinde ise maneviyatsızlıktan kaynaklı bir doyumsuzluk yatıyor ve depresyon gibi rahatsızlıklar da işte bunlardan kaynaklanıyor. Bugün Avrupa'nın yaşadığı manevi çöküş Batı uygarlığının sonunu hazırlıyor. Ancak yalnızca kendisi çökmekle kalmıyor, bütün bir insanlığı da peşi sıra sürüklemek, götürmek istiyor. Avrupa'yı içeriden çökerten bu mikrop çağdaşlaşma adına Müslüman bünyelere de enjekte ediliyor. Avrupalılar toplumun manevi değerlerini dinamitleyerek aile yapısını tahrip etmenin bedelini ödüyor. Peki ya biz Müslümanlar? Maalesef Müslümanlar da Batı'yı taklit ediyor. Bu nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu tehlikeye ta 14 asır öncesinden dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştur. Sizler karış karış arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. Onlar kertenkele deliğine girecek olsalar siz de onları takip edeceksiniz. Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin diyoruz.